Çünkü Allah peygamberini tıpkı namaz nasıl kılınacağını göstermek için kullarına gönderdiği gibi, bir baba, bir anne, bir öğretmen, bir muallim, bir vakıf görevlisi bir çocuğa ne kadar merhamet etmesi gerektiğini de göstermek için gönderdi Allah. Tıpkı orada öğle namazını kılarken "Rükû böyle yapılır, Muhammed'e bakın" dediği gibi Allah, siz de bir gün yeni aldığınız halıya işeyen çocuğa nasıl davranacaksın ey anne, bunu göstermek için Allah bu sahneye müsaade etti. Hiç Allah, hiç o sevdiği peygamberinin huzurunda çamaşırını çıkarıp işeyen bir adamı taş haline getirmez miydi gaye bu olmasaydı? Bunu yapabilecek bir insanı doğurabilir miydi analar yeryüzünde? Tıpkı Ebu Bekir'in kıymeti, farkı anlaşılsın diye Ebu Cehil'i de yarattığı gibi Allah Ebu Cehil'i niye yarattı? Ebu Bekir nasıl kıymetli olacaktı o zaman? Aradaki fark belli olsun diye. İşte Allah namaz kılmayı, oruç tutmayı, hac etmeyi kullarına öğretmesi için Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdiği gibi, ne zaman ne kadar merhamet etmek gerekir, neye sabretmek gerekir, neye sabretmek gerekmezi öğretmek için de Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. Bu adamı da orada işettirdi. Var mı başka lafı bunun? İşemek argo bir kelime midir, medeni midir? Bunu hala araştırmaya devam edelim biz. Ama hadisi şerifte, Buhari'de bu olayı anlatan Enes İbni Malik işedi adam diyor. İşedi diyor. Peygamber Aleyhisselam da adamın çişini engellemeyin dedi.